Öncelikle merhabalar. Yaşamın olduğu yerde umut vardır. Yeni yılda gerçek umutlar ve gerçek mutluluklar diliyorum. 2020 yılı tüm dünya ve tüm ülkemiz için gerçekten kötü geçti. Umarım 2021 yılı herkes için daha sağlıklı, daha güzel ve sevdikleriyle birlikte uzun ve mutlu yıllar geçer diye düşünüyorum. Umarım herkes sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçirir. Ankara Gücü ile geçen sene tanıştık. Reşit Akçay döneminde ekibin içindeydim, yardımcı hocasıydım. Yani bir 6-7 ay bir sürecimiz oldu. Ankara Gücü ile böyle tanıştık. Ama sürekli diyaloglarımız olmuştu. Geçen sene Reşit Akçay hocamız bıraktığında belki başlangıcımız olabilirdi ama o zamanki yönetimimiz tercihini başka arkadaşlardan yana kullandı. Ama dostluğumuz, iletişimimiz hiçbir zaman bitmemişti. Bu sene böyle bir görev adledildi bize. Tabii ki biz de Ankara Gücü'ne bu sene işte yaklaşık 8 hafta önce gelip burada başladık. Tabii ki nasıl bir kulübe geldiğimi biliyordum. Bunu geçen sene de gördüm ama Ankara Gücü'nü yıllardır biliyoruz. Ülkenin gerçekten büyük çınarı, büyük bir camia, büyük bir taraftar kitlesi var. Dolayısıyla böyle bir kulüpte bu görevi almak benim için inanılmaz büyük bir mutluluk ve şeref. Bu koltuğu ve bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ya içimizde insan sevgisi var. Yaşamın olduğu her yerde, canlının olduğu her yerde mutlaka onlara sevgimiz ve saygımız sonsuz. Mustafa Dağlıcı 1970 yılında Sivas'ta, Sivas'ın bir köyünde doğdu. Yaklaşık bir yaşında İstanbul'a göç ettik. Yokluk işte tahmin edersiniz. İstanbul'da yaklaşık işte 46 senedir ikametgah ediyorum. Bir çocuk babasıyım. 7 kardeşiz. 7 kardeşin ortancısıyım. Futbola 10 yaşında oturduğum Gazi Osman Paşa'da altyapıda başladım. Oranın altyapısında bütün kategorilerinden profesyonel takıma kadar çıktım. 19 ya da 20 yaşında orada profesyonel oldum. Oradan Kasımpaşa'ya transfer oldum. Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye transfer oldum. Sonra orada bir sakatlığımız oldu. 22 yaşında futbolu oynadık ama çapraz bağ ameliyatı o zamanlar menisküs olsam bile futbolu bırakmak zorunda kalıyorsun. Çapraz bağdan sonra bir iki sene ikincilik, üçüncülük oynadık ama bizi götüremedi. Yaklaşık 23 yaşında antrenörlüğe başladık. Futbol okulları, amatör takımlar, üçüncülük, 2B, PTT Lig, Süper Lig her tarafı çalıştık. Yaklaşık 27 senedir bu işin içerisinde öğretirken öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 27 senelik bir antrenörlük geçmişimiz var. Mustafa Dalcı böyle bir adam. Son haftalar bizim için iyi geçmiş olsa da evrenin merkezi değiliz. Ama şöyle de bir gerçeklik var. Ben hep oyuncularımla şunu paylaştım. Dünkü röportajımda da söylemiştim. Güçlü olmak çok önemli. Ama farkında olmak bundan daha önemli. Dolayısıyla ben de, oyuncularım da, camiam da, yönetimimiz de, başkanımız da her anlamda her şeyin farkındayız. İleriye umutla bakıyoruz. Her geçen atı üstüne koyuyoruz. Sistem içerisinde çok değerli olduk. İyi bir takım olduk. Sahanın her bölgesinde birlikte hareket eden, sahanın içerisinde her şeyi beraber yapan bir takım olduk. Tabii ki ileriye umutla ve mutlu bir şekilde bakıyoruz. Ama her geçen hafta tabii ki zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız. Buna hazırlıklıyız. Umarım her geçen hafta üstüne koyarak daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Ankara Gücü'nde ciddi bir değişim var profesyonellik anlamında. Dolayısıyla ben takımın şu anda teknik direktörüyüm. Biz gerekli öngörülerimizi bizim transfer komitesi, yeni bir sportif direktörümüz geldi. Kendilerine takımla alakalı olumlu ve olumsuz yönlerini rapor halinde sunduk. Profesyonel çalışanlarımız, izleme ekibi, transfer komitesi, sportif direktörümüz. Bu anlamda eksiğini, fazlasını bir şekilde yaklaşık 10-15 gündür çalışmaya başladı.
Dolayısıyla bir 5-10 gün sonra da yavaş yavaş bu söylediğiniz soruların cevabı önünüze gelecektir. Ya bu benim karakterim bir yaşam felsefesi. Ben insana insan diye bakıyorum ve her insanda kendim gibi mutlaka içerisinde sevginin olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla 27 senelik bir birikimimiz var. Dediğim gibi ben Türkiye'liklerinde hiç gocunmuyorum ki bununla da gurur duyuyorum. Amatör kümelerin her kategorisini çalıştım. 3. ligde çalıştım, 2B'de çalıştım, PTT lig çalıştım. Allah bize burayı da nasip etti. Burada da çalışıyoruz. Her gittiğim yerde mutlaka işin içerisine sevgiyi ve adaleti koydum. Dolayısıyla karşıdaki insan buna kayıtsız kalmıyor. Gerçekten bunu yürekten ve samimi bir şekilde yapıyorsan, bunu karşına aktarabiliyorsan, karşındaki insan buna kayıtsız kalmıyor. Hocalık sadece futbolu bilmek ya da antrene edebilmek değil. Hocalık bence daha ötesi. Dolayısıyla biz işin içerisine mutlaka sevgiyi koymamız gerekiyordu. Ben buna inanmıştım. Her gittiğim yerde de bunu yaptım. Böyle bir bağımız oldu. Oyuncularım da demek ki bu sevgimizi, samimiyetimizi geçirdik ki bu durumları yaşıyoruz. Bunu tek başıma yaptım dersen bu büyük bir haksızlık olur. Ben yok benim hayatımda. Burada bir camia var, bir yönetim var, bir başkan var, malzemecisi var, masörü var, aşçısı var, işçisi var, futbolcusu var ve büyük bir taraftarı var. Büyük bir sinerji var. Dolayısıyla hep birlikte yaptığımızı düşünüyorum. Biz de bu işin içerisinde rolümüz sadece teknik direktör. Rolümüzü insani duygular içerisinde yapıyoruz. Dolayısıyla bu yanlış ya da doğru ama biz kendi bildiğimiz doğrultusuna gidiyoruz. Gerçekten büyük bir taraftar gücü var ki bunu geçen sene bizzat kendim o ambiyansı yaşadım. Bunları yaşamamış olsam bile spor adamı olarak yıllardır Ankara gücünün taraftar gücünü %100 biliyorduk. Ama içinde olmak, bu gücü arkanda hissetmek, bu sevgiyi arkanda hissetmek başka bir gurur, başka bir güzellik. Dolayısıyla büyük Ankara gücü taraftarını gerçekten takımına inanılmaz sahip çıkıyor, inanılmaz destek veriyor. En kötü şartlarda bile Ankara gücü amatörde de olsa 20-30 bin kişi oynayabileceğini biliyorum. Dolayısıyla onlara layık olmaya çalışıyoruz. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz.